İlk önce sarma yapacağız. Bayburt yöresine ait bir sarma fırında nar gibi kızaracak. Tabi doğuda ne vardır? Patates ve lahanayı birleştiriyorsun. Evet. Bayburt mantısı. Biraz daha farklı bir mantı. Biraz daha büyük ebatlarda. Çok güzel. İsterseniz bikininizin üstüne giyin, isterseniz askılı bir tişörtün üstüne giyin. Ve ne kadar pahalı var ya fiyatları. Tülincim dedi hemen yapalım. Bizim mal edeceğimiz bedelin en az 15-20 katı. Evet. Merhabalar, günaydınlar. Çok heyecanlısından bir konuğumuz var. Nermin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. İyiydin, ne oldu makyaj yapılırken dedim ki geldim yanına. İyi misin, heyecanlı mısın? Ay, hiç yok dedim. Hiçbir şeyim yok dedi. Ama varmış, heyecan varmış gerçekten. Ravşan yapıyor sizi böyle. Geliyor böyle gaza getiriyor. Yemekleri de öyle say, böyle say bir şeyler yapıyor. Böyle 3, 2, 1 deyince olay kopuyor. Ya da kamera işte. Kamera biraz daha tabii ki etkili oluyor. Bana önlük getirmişsin. Önlük getirdim, evet. Bana kızıyor herhalde. Sen de birçok izleyici gibi. Nursel saçların yok, diye. Yok kızmıyor. Şöyle bir şey getirmişsin evet. Bağlamak için. Çok teşekkür ediyorum. Bunu çok beğendim. Hani şöyle bağlanmasını da çok beğendim tutacaklarını. Birbirinden ayrı değil. Burada görüyorum ki butik kurabiyeleri. Sen kurabiyeler falan yapıyorsun. Evet. Yıllarca da yaptım. Şu an tabii bunun furyası biraz daha azaldı. Artık yapmıyorum. İnternet üzerinden sipariş alarak yapıyordum. Her ek işi olarak. Resmimi koymuşsun. Evet. Her yere resmimizi koyduk. Etiketimizi yaptık. Ne yemeklerin var bize? Bugün ilk önce sarma yapacağız. Patates sarması. Bayburt yöresine ait bir sarma. Fırında nar gibi kızaracak. Tabii doğuda ne vardır? Patates ve lahanayı birleştiriyorsun. Evet. Güzel, değişik yani. Yani bakalım. Daha doğrusu söyleyeyim, doğuda zamanda yokluk, yokluklardan üretilen yemekler et aslında. Et yok değil mi bunda? Onda et yok. Et yok, güzel. Yok. Tereyağı, patates, işte bulgur zaten herkeste olabilen evet. Şeyler, onları birleştireceğiz. Bayburt mantısı. Biraz daha farklı bir mantı. Biraz daha büyük ebatlarda. Şöyle farklı. Şey yapacaksın. Evet, o sinop sanki de öyle yapıyor. Ya biz de öyle yapıyoruz. Aha. Bilmiyorum. Zaten Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu tamam. Karadeniz. Normal aynen. Kıymalı harçlar. Evet. Kapanışı çok değişik. Hani böyle o dört kulaktan falan sıkıldıysanız normal makarnalarda da çok yapıyorlar evet. Senin şeklinde. Çok havalı duruyor. Havalı duruyor. Güzel duruyor. Evet. Lezzeti güzel oluyor. Aynen. Önce ne olsun? Önce sarma olsun. Lahana sarma evet. Ama içi patatesli. Patatesli. Hadi yersin. Tereyağlı. Bak attım heyecanını. Attım. Yersin. Patates dolması. 1 adet orta boy beyaz lahana. İç harcı için 4 adet haşlanmış patates, 1 çay bardağı ince bulgur, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı kuru reyhan, 2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir sürü malzememiz var patates sarman için. Önce evet. Soğandan başlıyoruz. Önce soğan. İri tarafıyla rendeliyoruz. Şimdi çok burada duvarda diye. Benim böyle kevgirim var. Çok güzel. O yerine hemen resmi koyduk. Buna göz diktin hurma evet. için. Ama asıl bu zaten onun için. Tabii ki ideali bu. Ama... Maalesef hangi ilden aldığımı unuttum. Onlar hemen şeklinden anlarlar biziz diye.
böyle illerden topladığım bir şeydi. Hatta böyle ekip arkadaşlarımdan da alan olmuştu. Dekor yaparız diye. Ama çok işime yaradı. Evet, daha önce de yapmıştınız bir şeyler. Bunda o kadar güzel olmuyor biliyor musun? Rende'de daha güzel oluyor. Deneriz. Rende'de çok net o şekil çıkıyor hamurda. Evet. Denersin. Hangisini istersen. Hazır burada duruyor. Lahana haşladık böyle sarmalık yaprak yaprak. Güzel bir iç harç hazırlayacaksın. Soğanı kavuruyorsun, çok yakışacaktır. Soğanı kavuracağız. Biraz sulu ya, böyle kavurmak sanki zor gibi. Olsun, sulu olması bizim için daha iyi. Bunu niye kavuruyoruz? Daha çok salçasını özleşsin. Salçayı da bunu atacaksın. Tabii ki patatesle özleşsin güzel diye. O yüzden kavuruyoruz. Zaten çoğu insanlar, yani çoğu ailemde de ıslatmıyor. Bulguru ıslatmıyor. Yıkamadan direkt koyuyor. Ama ben hafif yıkıyorum ki sert olmasın. Biraz şu suyunu dökeyim mi? Yok, dökmeyelim ki aroması gitmesin. Şimdi kullanacağız. Zeytinyağı mı koyayım? Ne koyayım? Evet, zeytinyağı ben şuradan olursa. Tamam. Buradan da olur. Fark etmez. Bu sana lazım. Bu bana şimdi patates de lazım. Hemen devam ediyorum. Salçayı, soğanı kavuruyoruz. Diğerlerinin hepsini çiğden birleştiriyoruz. Hı-hı. Anlaştık. Bu yağ az mı? Yeterli bence. Yeterli. Üstüne de tereyağı zaten kızdırıp dökeceğiz. Sen nerede çalışıyorum dedin? Ben de şu anda çalışmıyorum ama fabrika aşçısıyım. Fabrikalarda. Yemek mi? Evet, evet. Ya yemek yapıyorsun. Tabii ki çoğu fabrika mesela kendi bünyesinde, kendi yemekhanesinde, hı-hı, kendi yemeğini kendi üretiyor. Vardiyalı gidiyorsun o zaman. Hayır, aslında ilk başta vardiyalıydım ama daha sonra vardiyalı çalışmadım. Tek vardiyalı, iki vardiyaydım. Şimdi ben ilk boşandım. Kaç yıl oldu o zaman? Lüleburgaz'da oturuyordum. Çorlu'da çok fazla tekstil fabrikası vardır. Evet. Ondan da taktım kafayı. Küçücüğüm zaten. Böyle çok dik başlıydım. Hala böyleyimdir de. Fabrikaya gireceğim dedim. Çalışacağım. İyi, hiçbir şey bilmem. Tecrübem yok. Girdim santrale. Cici kız falan hemen. Alo mero girdik öyle. Ondan sonra gözümü laboratuvara diktim. Bayağı renkler bilmem neler. Böyle daha büyük hedeflerim var çünkü. Orası çok zor bir bölüm. Girdim, orası vardiyalı. Üç vardiya. Aman ne kadar zormuş. Zor. Yani gerçekten bayağı bir yıl falan çalıştım öyle. Bir tekstil firmasında. Gerçekten Allah kolaylık versin. Ne gününüz ne geceniz belli değil. Ben bunu yaşamış biri olarak biliyorum. Yani benim zaten iş hayatını başlamam da bir ilginç. Nasıl? Şöyle bir şey. Eşim 2002'de bir kaza geçirdi. Ciddi bir kazaydı. Karşı taraftan kayıplarımız oldu. O ana kadar ben çalışmak... Araba kazası evet, geçirdiniz. Evet, evet. Çarpıştığınız araçta... Şöyle bir şey, gece çalışıyordu eşim. Fabrikada işte birisinin çocuğu rahatsızlanmış. Onu getirmiş hastaneye. Dönüşte iki araba yarış halinde geliyor. Alkolliler. Biri eşimin şeridinde. O tabii o tamamen... Çok kızıyorum onlara. Evet, ay tamamen. Gerçekten o kadar kızıyorum. Herkes çok kızıyor da. Yani evet, bize ne ya, siz öyle hayatı umursamıyorsanız. Hayat bizim suçumuz ne? Böyle zigzaklar yapıyorlar, böyle kır o bence. Hiç sevmiyorum gerçekten. Derken iki kişi al vefat işte ediyor. Al işte. Eşim yaralanıyor. Yarışlardan biri. Tabii yarışlardan biri. Eşimin şeridinde gelen. Onlar öldü yani. Gidiyor. Sabahın 6'sı, kızım 4 yaşında. Eşim arıyor beni. İşte Nermin, hastaneye gelir misin? Geleyim ama niye geleyim? O günlerde de bir belin böyle hafif ağrısı var. Ya dedi, benim ağrıyordu ya dedi, çok ağrıyor dedi. İşte şey yapalım. Sen gel. Kimse yok mu yanında? Hani kötüysen biri olması. Yok dedi, kimse yok dedi. Söylemiyor. Sabahın 6'sı ve ben, siz bilirsiniz, Alşahin'de oturuyorum. Minibüsler başlamamış, taksi bulamıyorum. Kızımı kime bırakacağım? Sabah 6. Komşunun zilini çalıyorum. Diyorum ki siz hani fabrika dediniz ya, fabrika da çalışan insanlar yeterli mi? Halden anlar. Bir de şey, o saatte fabrika artık işe gidecekler. Mustafa abi dedim, evdedir. Ben Gülten ablanın zilini çalayım. Çocuğumu bırakmam gerekiyor. Çaldım, açtı sağ olsun. Dedim işte, Gülten abla ben Yonca'yı sana bırakayım. Ne oldu dedi. Böyle böyle dedim. Abdullah rahatsızlanmış, hastanede. Tabii dedi. Aldı çocuğu. Ben yürüme gidiyorum. Hastaneye. Eski devlet hastanesine.
kapının önü insan kaynıyor. Fabrikanın müdürleri falan orada. Babam da eşimle çalışıyor. O da orada. Baba ne oldu? Sadece içeri işaret edebildi. Girdim hani eşim benimle konuşurken çok rahat konuştu ama yanına girdim de hiç öyle değil. Ayak altıda, burun kırılmış, sarılı falan. Neyse öyle böyle biz onu geçirdik. Çok zordu o dönem. Ne kadar öyle yaptı? Yani yattı işte düşünün işinizi akşam işe gönderiyorsunuz. Sabah gidiyorsunuz yaralı. Ondan sonra jandarmalar alıp gidiyor yani eşinizi. Belki ceza alacak. Yani o gün çok kötü bir gündü. Neyse akşam sağ olsun eve geldi. Akşam oldu derler ya köylü köyüne evli evine. Uzaktan gelenler döndü. Ailem döndü. Biz kaldık baş başa. Ama düşünüyorum. Sabaha kadar düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum. Diyorum ki... Sen o zaman hiç çalışmıyorsun. Çalışmıyorum. Eşim de ben işte çalışan eş isteseydim çalışan eş alırdım. Hep böyle. Annem hep diyor. Hani ben kızına bakarım. Kızım çalış işte biz çalışmadık ne oldu falan. Ama onun şeyi o. Derken sabah oldu. Eşime dedim ben çalışacağım. Ya bütün dedi, gece düşündüm. Hayır dedi, hayır dedi. Ben istemiyorum dedi. Eşin ama kaç ay öyle yatmak zorunda kaldı tabii adam. Yani. Tabii çok problemler de yaşadık. Yanlış teşhisler şu bu. 3 ay. Yine aynı devam ediyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay. Yani hani derler ya yalvarıyorum. Çalışacağım. Anlatamıyorum da kendimi de ifade edemiyorum. Bir gün dedim ki. Ya dedim Abdullah dedim. İyi dedim güzel. Şu an gencim 29 yaşındayım. Hani başına bir şey gelmiş olsa çalışırım, mesleğim olur, bir şekilde devam ederim. Ama bu 40 yaşında, 45 yaşında başıma gelse ne yapacaksın? Ben ne yaparım? Aile gitti, herkes gitti. Yani herkesin evi var, barkı var, kim seninle uğraşabilir? Bu hala ısrar ediyor. En sonunda dedim ki bir gün sabah dedim bakacaksın dedim. Nermin senden önce durağa gitmiş, otobüs servisi bekliyor. Fabrika servisi bekliyor. Gözdağı verdin. Ondan sonra herhalde o da beni kırmamak adına izin verdi. Ama iş, tamam iş bakıyoruz. Bakalım iş. Meslek yok, bir şey yok. Evet, kurslara gitmişim, bir sürü belgelerim şunlar var ama yeterli değil. Ne yapalım? Bir kot fabrikası eleman alıyor dediler. Gittim, 3 ay dayanabildim. Çünkü mesaili biliyorsunuz. Çok zor. Çocuğunuz var 4 yaşında. Ne yapalım, ne edelim? Bir tanıdık aracılığıyla ünlü bir eşarp fabrikasına bir gidin başvurun dediler. Orada birisi var onunla görüşün. Gittim. Şimdi tabii başka iş için gittim. Dediler ki bayan eleman almıyoruz. Ama yemekhaneye yardımcı aşçı arıyoruz. 29 yaşındasınız yani. Ama yemek yapmaya biliyorsunuz. Ama biliyorum çok seviyorum. 10 yaşından itibaren yemek yapıyorum. Tamam dedim. Öyle başladım. Orada çok şey öğrendim. Çok. Yani haklarını helal etsinler. Eşin kaç yaşında? Özür dilerim. Kaza yaptığı evet. Zaman mı? Kaç yaşındaydı? 38 falan herhalde. O öyle yaşlar. Başladın iş hayatına. Öyle başladım. Yani başladığımızda fabrika mesela ben başladığımda 75 kişiydi. Bıraktığımda 175 kişiydi. Bir de İki kişi biz o kadar kişiye yemek yapıyoruz. Kalabalık kişiye yemek yapmak çok zor. Çok zor. Hani hep söylüyorum 2 bardak pirinçten pilav herkes çok güzel yapabilir ama o 4'e çıktığı zaman 15 kilodan yapıyorsunuz ya. Yani. 15 kilodan bayağı bir. Patronlarımız da çok yemeği seven insanlardı. Ben fırında oğlak pişirmeyi patronumdan öğrendim. Şey çok ilginçtir. Nasıl avokado pişiriyor, sos mu yapıyor? Sos yapıyoruz. Bir gün önce sosla yatırıyoruz. Ne sosu? Süt, karabiber, tuz, sos yapıyoruz. Bir gece dolapta bekletiyoruz o sosa bulayı. Bir gece sonra en az 7 saat fırında pişiriyoruz. Kısık ateşte. Kısık ateşte. Önce tabii ki şey yapıyoruz, alüminyum folyo. Ondan sonra... Güzelmiş. İlk 2002 avokado ne ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Çor'da yok. Silivri'de bir alışveriş merkezi var. Oradan siparişini verdik geldi. Sen de mi Çorlu'daydın? Çor'da biz oturduğumuz bir yerde oturuyoruz. Şey, apartmanda oturuyorum. Oralarda oturuyorum. Ne? Çok komik. Evet. Söylesene. Söylüyorum işte. Güzelmiş.
Şu an çok şaşırdım. Avokado geldi. Sen beni görüyor muydun, hatırlıyor musun? Yok. Biz daha sonra oraya geçtik. Galşahin'deydik. Ha sonra. Sonra oraya geçtik. B2 miydi benim binam? Neydi bir şeydi? Sarı bir bina, hala sarı bir bina. Sarıydı. O zaman Üzeyfe'yi dedi işte avokado. Ya ama nasıl yapacağız bilmiyorum tabii ki. Bir tane dedi aldırın dedi. Nereden aldıracağız? Silivri'den. Yok yani Çorum'da yok. Şu hem de her yer dolu da. Ne yapacağız İzzetli? O gelsin Nermin Hanım dedi. Her gün gelmiyordu. Onu dedi pirinç çuvalının içine atacaksınız dedi. 5 gün duracak. Yumuşatıyor. Allah Allah, evet. Allah Allah diyorum. Geldi neyse. Tabii attık pirinç çuvalına, yumuşadı. Ondan sonra salatasını mesela patronum elleriyle öğretmişti bana. Hani oradan süper. Çok şey öğrendim. Ne güzel. Çok güzel bir hikaye anlat. Yani güzel başlamışsın. Güzel başlamamışsın, güzel bitirmişsin. Güzel. İşte evet. Hala devam ediyorum. Şu anda işte kızım üniversite hazırlanıyor. Başınıza gelenlerle nasıl başa çıkacağınızı siz belirliyorsunuz ya, hayata nasıl devam edeceğinize. Sen böyle yapan, böyle ağlayan evet. Her gün bir kadın da olabilirdin. Olabilirdim. Sen eşine doğru. Destek olmak istemişsin. Ayakların üzerinde durmak istemişsin. Başarmışsın da, tebrik ediyorum. Boyunca yetecek mi yetmeyecek mi yetecek mi yetmeyecek mi? Şey çok güzel değilmiş lahanamız, böyle güzel yapraklı değilmiş. Mevsimi değil ama. Ondan şu an şu kalanlardan da çok güzel kapuska yapılır. Değil mi? Turşu da olur. Turşu olur. Evet. Hemen doğru. Sen de gidişinde söyle. Ama şu an haşlanmış, o nasıl olur? Olur. Sirke mi koyuyorsun? Sirkeli, evet. Ne koyuyorsun başka? Sarımsak. Top nane, top nane, karabiber, tane karabiber, o çok yakışıyor. Güzelmiş. O da güzel oluyor. Tane karabiber, o çok yakışıyor. Güzelmiş. O da güzel oluyor. Şimdi yapalım mı? Yapalım. Vardır kavanozunuz. Yapalım, yapalım. Dur yapalım, şunu fırına atalım, yapalım. Kavanoz bulayım ben, onu da kavanoza basalım. Tamam. İçinde tarif çıktı. Böyle bir sürü beğenmediğimiz yeri var. Sert yerleri. Lahananın. Şimdi onları dolduruyoruz herhalde. Turşu yapacağız, evet. Lahana turşusu nasıl yapılır? Şimdi haşçıdan tarif alalım. Haşlanmış lahanadan olmaz diye bir şey yok. Güzel olur. Hem daha de çabuk olur. Çabuk olur. Daha çabuk yani olur. 3 gün sonra bir bakın, olmuş olabilir. Aynen öyle. Ne yapıyoruz? Birazcık şöyle ara ara. Tane çok. Karabiber çok yakışıyor. Sarımsak tekrar doldur. Şey de olabilirdi, acı biber sevenler için acı şunlara biber koparalım. Olur. Öf be, neye dönüştü bu böyle? Şimdi tam bir turşu oldu. Lahana acısız olur mu ya? Şu anda var ya, öf, şey oldum turşuya. Mesela yağlı turşuyu bilirsiniz. Ya biliyorum ya, ben onu yapmak hiç yani şey nasıl olduğunu biliyorum da yapmayı bilmiyorum ve çok severim. Ah keşke. Bayılırım, bayılırım. Keşke yapsaydık. O kırmızı biberli. Evet. Sirkeli. İlk önce vereyim mi tarifini? Ver, söyle. Kırmızı biberleri közlüyoruz. Diğer tarafta sirke, zeytinyağı kaynatılıyor. O kırmızı biberleri içine atıyoruz. Ondan sonra kavanoza koyuyoruz.
sıcak sıcak ağzını tamamen kapatıyoruz. Tenke kapak olduğu için bir sene durabilir. Kahvaltılarda da idare ediyor. Çok severim. Evet. Burada kavanozunuz kadar su, evet. Bir çay bardağı sirke, elma bilmem ne fark etmiyor değil mi? Aslında şeyde üzüm sirkesi. Daha güzel oluyor. 1,5 yemek kaşığı tuz var. Ama o tabii ki kavanoza ve malzemeye göre değişir. Evet, dolduruyoruz. Full dolduruyoruz. Tamamen dolduruyoruz, evet evet. Üstte böyle boş kalmaması lazım. Çünkü çıkar. Ay çok tatlı oldu. Kadar çıkar. Turşu biliyorsunuz vücudumuz için bayağı faydalı. Turşu yemek gerekiyor. Böyle bize vücudumuza yararlı bakteriler var içinde. Yani fermente olduktan sonra kız çok güzel oldu. Çok güzel. Bayıldım. Çok hoşuma yani gitti. Yani mor lahana atılabilir içine. Renk verir. Durdu dursun. Evde yapan arkadaşlara tavsiye. Ona bir de kapak koyarız. Evet. Yani bir haftaya olacaktır o, hemen gömeriz ekip. Tamam. Bir hafta bile sürmemeyebilir. Aynen. Şimdi ne olsun ikinci tarifin? Şimdi Bayburt mantısı. Gelsin. Bayburt mantısı. Hamuru için yarım kilo un, 2 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su. İç harcı için 300 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, tuz, karabiber. Üzeri için sarımsaklı yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası. Şimdi mantımız için böyle sert, zor, evet, bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Çünkü hani suda pişiyor ve dayanıklı olması lazım. Evet. Yarım kilo kadar herhalde bir un kullanacaksın. Yarım kilo un, 1 yumurta, 2 beze yapacağız. Kızının adı neydi? Yonca. Gelsene seni de görelim. Gel. Gel şekerim. Sen böyle annenin bu tarafına geç. Avukat oluyormuşsun he? Umarım. Kaçıncı sınıf? Şu an mezunum. İlk yıl hazırlanma 12. sınıfta. Hukuk istediğim için mezuna kaldım. Tekrar hazırlanıyorum. Evet. Hayırlısı olsun. İnşallah. Ne avukat olmak istiyorsun? Ceza mı? Aile mi? Aslında iş hukuku düşünüyorum ben ya. Firmalarda. Olur. Süper, evet. Olur hem de. Ben üzülüyorum böyle aile avukatı falan olunca. Hani boşanma davaları falan. Evet, trajik işlere bakmak istemiyorum açıkçası. Haciz ya. Maciz. Bence çok tatsız böyle üzer insanı yani. Ne istiyorsun şekerim? Kendi kendine kaldın sen. Ettim. Bir tek kızın mı var? Tek kızım. Sen? Ay evet. Ne kıymetlisindir sen. Birlikte yaşıyorsunuz mu? İşte birlikte yaşıyoruz da. Şimdi hadi bakalım yine ne geliyor. Asıl benim şu an çalışmama nedenim de bu. Hani kızım üniversiteyi kazandığında kızımla gitmek istiyorum. Beraber aynı şehirde yaşanacağız. O da emekli olacak zaten. Şubat'ta arkamızdan gelecek. Hadi bakalım. Kıyamıyor kızını. Kızını bırakmayacaksın. Kızımı bırakmak istemiyorum. Tabii o günkü şartlar ne gösterir bilmiyorum. Hani sen kızın istiyor, bunu sordun mu? Ya aslında çok istemiyor. Dönem dönem bazen istiyor. Sana ne gidiyorsun bazen peşinden? Ben de istiyorum ya. Da benimki çok kötü veto veriyor. Ha? Oldu diye falan. Ben de istiyorum yani. Keşke. Ya bütün anne babalar tabii ki evlatlarıyla beraber olmak ister. Ama bir yaştan sonra hani gerçekten kuş yuvadan uçuyor. Evet. Takvimi unuttuk. Bakalım takvim bize ne söylüyor? Hazreti Ömer demiş ki, sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Ne kadar da güzel söylemiş. Erkek ismimiz Gökberk ne demekmiş? Yeşil yaprak demekmiş. Kız ismimiz Sera. Farsça'da saray, Arapça'da toprak demekmiş. Bugün Celal Bayar, Türk siyasetçi ve eski cumhurbaşkanının doğum günüymüş. 1883'te doğmuş kendileri. Allah rahmet eylesin. Metin Şentürk'ün de doğum günüymüş. 1966'da doğmuş. Vay Metin Şentürk, buradan sevgiler ama bayağı yaşın varmış. Yaşın çıktı ortaya şu anda. Sen nasılsın böyle mutfakta? Anne bu kadar iyi aşçı olunca. Çok içli dışlı değilim açıkçası. Eziliyorsundur muhtemelen ağzınızda. Anne bu kadar iyiyken bana fırsat kalmıyor, gerek de kalmıyor. Evet. Genelde öyle yapıyor. Anneler kızlarına kıyamıyor. Sonra kızlar işte yuvadan uçunca kalıyorlar böyle. Şöyle bir şey, anneler kızlara kıyamıyor ama kız da anneye kıyamıyor. Ben de anneme kıyamıyorum. Ay kıyıyor benimse. Ben de anneme daha kıyamıyorum. Daha küçük bir herhalde.
kızlarımızın içine hazırlıyoruz. Buyur şekerim. Ben de şurada şimdi lahana çıkmak üzere. Çıkar çıkmaz tereyağı koymamız gerekiyormuş üstüne caz cuz diye. Bu yeter mi? Yeter. Birazcık da şey damlatalım sıvıya. Evet, yanmaması için biraz. Şöyle. Günün videosu bir tane, ya ben hayvanları çok seviyorum. Karar veremedim yani böyle sevdim mi sevmedim mi videoyu sizinle paylaşalım. Bir bakın ondan sonra birlikte konuşalım. Yani köpeğine her işi yaptırmıştı. Ya o kadar zeki ki demek ki hayvan. Gerçekten inanamadım. Evde yapmadığı yok. Ama çok da hoşuma gitmedi. Böyle her şeyde onu kullanıyor ya. Böyle bir değişik arada kaldım. Yani sanmak üzere. Kısalım altını onun. Hı-hı. Senin hamurunun için ne vereyim? Merdane mi? Oklava mı? Oklava. Büyük mü? Büyük olması çok şey ince olması daha ideal benim iyi. İçin. Evet. Ununu yanına verelim. Evet, unumuzu alacağız. Buyur şekerim. Hadi sana kolay gelsin. Ben şekerim de yarımacına oturayım. Baksak mı bir fırına? Ha? Fırına bir baksak. Bakalım. Çıkarayım mı? Çok az daha dursun. Çok az daha. Evet, Anadolu'da en çok olan şey... Yukarı bir şekilde açmak. Aha. Yani bizim yörede zaten tandır ekmeği kete. Eşin nereli? İlginç yani Oklu. Oklu ve Bayburtlu. Biz iki inatlıyım. Ya Bayburt'ta benim hiç unutamadığım biri vardı. Çok çok enteresan Nursel'cim diyordu. Bir de böyle buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Çok tatlı böyle bir genç kızdı. Şey maniler yazmış bana. Çok vardır. Maniler böyle. Vardır. Şimdi ikide bir böyle açıyor şey. Çekmeceyi açıyor. Bakıyor kapatıyor. Neye bakıyor bu dedim ya. Sonra dönüyor bir mani patlatıyor bana. Bunları diyorum nasıl aklında tutuyor falan diyorum. Sonra ben çaktım ki iki sayfa dolusu yazmış. Mani yazmış. Açıp açıp çekmeceden bakıyor. Galiba Büşra o zaman Ceylancım gibi benim yanımda Büşra vardı. O beni aydınlatmıştı böyle böyle diye. Siz mesela 3 kere öpüşüyormuşsunuz değil mi? Öyle mi? Öyle böyle öptü beni 3 kere. Aa dedim 3 kere öpüşüyorsunuz dedim. Çok değişik konuşuyordu böyle. 3 kere öpmek samimiyetin göstergesidir Nurselciğim demişti ve çok cilveli bir kızdı. Aylarca bu repliği söylemiştik. Gerçekten çok hoşumuza gitmişti. Şimdi ben çok farklı. Yani biz de çok farklıyız. Şöyle bir şey. Çaykara'da 1929'da bir sel felaketi oluyor. Heyelan oluyor. Bu sefer daha düz bir yere göç etme kararı alınıyor. Bayburt seçiliyor. Bayburt'a gider taşınıyorken işte göç ediyorken dedem Soğanlı Dağı'nın tepesinde doğuyor. Böyle bir şey yani. Bayburt'a yerleşiyoruz fakat kültürümüz Trabzon kültürü. Hani ihramı biliyorsunuz. Bayburt'ta ihram var ama bizim köyde yok. Keşan var. Çok soğuktu bir de. Soğuk. Ay ne kardı. Çocuklar kışın lastikle, kamyon lastiğiyle kayıyorlardı. Biz de gece yeni gelmişiz. Canımız sıkılmış. Kaç saattir yoldayız. Verin bize dedik lastikleri. Ay ne kadar eğlenmiştik var ya o çocuklarla. Ben böyle bir kar görmedim yani sizin çok. Oralarda evet, acayip çok. Oluyor. Biz bu kar yıl, falan görmüyoruz yani bu yıl mesela buralarda. 15 gün öncesine kadar vardı. Evet uyum evet biliyorum. Yağdı. Her, yani çok evet. Güzeldi ama çok güzel günler geçirmiştik. Evet, saklı minik bir kent. Evet. Haydi bakalım. Evet şimdi bunu keseceğiz ama önce fırınımıza bakalım mı? Hı. İyi unutmuyorsun ya. Tamamdır. Muhteşem. Şimdi olmazsa olmazımız tereyağımız.
Çok biraz güzel bol olacak. Hı-hı. Çünkü patates biliyorsunuz yağ çekiyor ve çok az yağ kullandık. O yüzden üzerine biraz daha fazla. Vallahi çok güzel oldu. Bu Erzurum'un da yani Erzurum'da hani sahipleniyor bunu. Zaten Bayburt Erzurum sınır. Vallahi lahana bol bol yemek gerek. Özellikle böyle diyet miyet yapıyorsanız hep söylüyorum. Evet. Bir de turşusunu da kurduk. Turşumuz çok tatlı oldu ya, bayıldım. Evet, şekerim. Şimdi geçiyoruz mantımıza. Biraz iri. Hı-hı. İşte 5 santim civarında. Sen onu keserken günün fotoğraflarına bakalım bari. Sizlerden neler gelmiş, bebeleriniz mi gelmiş, kendinizi mi göndermişsiniz? Mesela. Bitmiyor ya. Hamur işinde çeşit gerçekten. Ne böreğimiz bitiyor, ne mantımız bitiyor. O diyor benim uyarımın. O diyor herkes benim kendi safirini. Şey, sironu biliyorsunuz yani. Gümüşhaneyle bu yüzden çatışmadayız. Onlar diyor bizim, biz diyoruz bizim. Aslında Bayburt değil olmadan önce Gümüşhane'ye bağlıydı. Yani aynıydık. Ama yok, bizim diyoruz yani. Sanıklanıyoruz. Üçgen kapatıp şöyle uçlarını birleştireceğiz. Böyle birleştiriyorum. Evet. Ondan sonra da şu mu? Şu muydu? Evet, aynen öyle. İki ucunu birbirine birleştireceğiz, yapıştıracağız. Şöyle. Evet. Ha? Evet. O kadar Bayburt güzel ki şekli. Hemen haşlayacağımız için onları ver, kapatayım ben sana. Ben de diğerini açayım. Tamam. Sıkılmıyor musun? İşte yemek yapıyorsun. Gerçi şu anda bir mola vermişsin, küçük bir mola. Ama evet, sıkılıyormuş canı. Ay nasıl duruyorsunuz evde diyormuş arkadaşlarına. Ya öyle dedim ilk hafta. İnanın ilk hafta ya dedim nasıl duruyorsunuz evde. Bütün gün ne yapıyorsunuz? Bütün programları saydılar bana. Yani hani şeye de sahip değilim. Güne gideyim. Şey, bütün programları şey diyor yani, seyrettikleri programları saymışlar. Evet, evet. Buraya da başvuru hikayen de aslında öyleymiş. Sen anlat, az önce anlattığını. Evet, aynen. İşte soruyorum, sıkılıyorum, dışarıda çıkalım, kar yağıyor, çok kötü. Ya aradım arkadaşımı, dedim ne yapıyorsunuz siz bütün gün evde? Saydı ama bütün programları sabah başladı, işte akşama kadar. Bunu seyredebilirsin, şunu seyredebilirsin. Aradan birkaç gün geçti. Yine o arkadaşımla beraber oturuyoruz, sizi seyrediyoruz. Size güzel, kendiniz yapıyorsunuz. O gün de konuğunuz yok. Yani dedi, Nermin başvurmaz mısın dedi, yapabilirsin dedi. Ya başvuralım, bulamayalım. Ondan sonra o cep telefonundan girmeye çalıştı. Formu bulamadık, söyleyeyim onu da. Nasıl, zor mu bulunuyor? Ya cep telefonundan zor bulundum. Ben şu TV'nin şeyinden buldum, sitesinden buldum. Eve gidince evden başvurdum. 25 gün sonra aradınız ama 25 gün o arkadaşım soruyor. Yine koca devreye girmiş, kadını göndermemiş. O sonraki dönemde arandık. Çok da göndermek istemedi açıkçası. İşte nasıl gideceksin? Belki o da kendince. Şimdi benim hanım kafayı ne koyuyorsa yapıyor demiştir. Yapıyordu adam. Çalışacağım dedi, evet, çalışıyor. Şimdi televizyona çıkacak, bir de program yapar diye ama korkmuştur. Ama şimdi bizimki Oflu'ydu, Bayburtlu hikayesi. Eşim Oflu, ben Bayburtlu. O inatçı, Karadeniz'in adı. Benim de Karadeniz tarafım var. Ben de inatçıyım. Ama hep bilirim böyle. Çok bilirim. Hayır dediği an asla üstelemem. İlla da olacak demem. Aradan bir zaman geçer. Bir şekilde onu yoluna getiririm. Ondan sonra da giderim. Ya o
biraz da gelmemizle alakalı. Hani Tekirdağ, İstanbul zor olacak diye. Komşunun adını da söyle, eşini de söyle Elifciğim, bari. Elifciğim. Elif, benden de selamlar. Çok selamlar. Sabah da aradılar zaten. Onun eşi de çok şey, biraz yaşlıca benden küçük de. Hatta tanışmalarına ben vesile olmuştum. Ya çok tehlikeli bir iş yapmışsın. Evet, hiç olmam ama iki kişiyi oldum. Çok şükür ikisi de çok mutlular. Eşi de diyor işte hep derdi, Bayrutluların yüz karası. Ama niye diyor onu? Ya buradakilere göre çok mükemmelsin abla ama hala çitçil peyniri hani. Onu Bayburt'ta bir belgeselde izlemiş. Bir teyze böyle sıcak sıcak. Sen onu yapmıyorsun. Hala benim gözümde sen çakma Bayburtlusun der. Sabah da öyle diyor. Ne yapacaksın diyor. Geldik yapıyoruz işte. Bence var ya bayağı iyisin mutfakta. Yani şu lahanaya bittim. Şu an mantına çok fena hallenmiş durumdayım. Bir bitse, kameralar kapansa da yesek. Sohbet, muhabbet bitirdik. Yardım da aldık birkaç kişiden. Süper. Evet, birazcık da böyle çekmiş oldu kendini böyle beklerken. Haşlarken hamur olmayacak. Kahvemizi de alalım, ziyanlı olmasın. Çok güzel Zeynep'ciğim kahve yaptı bize. Şimdi klasiktir. Böyle üste çıkana kadar hamurlar pişecek. Hemen o zaman anlayacaksınız zaten piştiğini. İkimiz birden dikkat ederek şöyle bütün hepsini koyalım. Büyük bir tencere seçtik. Bol su koyduk içine. Tuz koyduk. Nasıl geçti? Gün gözünü açtın kapadın bitti. Çok, çok çabuk bitti. Keşke daha devam edebilseydik. Mantımız üste çıktı. Bir kaşık tereyağı, bir kaşık salça ve mantının suyundan. İlave ettik. Bir taşım kaynayacak. Mantımızı süzüyoruz. Döküyoruz. Allah Allah. Burada süzme yoğurdumuz var. Diğer yoğurt çok böyle cıvıtabilir. O yüzden süzme yoğurt çok yakışıyor. Onu da kaşıkla koyalım. Çok feci ağzım sulandı. Şimdi bir yerim şişti. Koy bakayım bir tane. Dur. Şimdi sevmedim. Bir tane mi sadece? Evet, arkadaşlarımla yiyeceğim. Tamam. Yoğurdundan. Evet. Sen devam et, koy yoğurdunu. Bir tane de salçasından. Hemen söylüyorum, tadın tuzun yerinde mi? İnşallah yerindedir. Bu işin cilvesi işte. Çok güzel. Şey çok tatlı. Recep yıkılıyor. Recep'in de çok canı çekti de. Ona inat yapıyorum şimdi. Çok fazla yoğurda bulamıyoruz. Şekerim, gerçekten ellerine sağlık. Afiyet Tarifimizi olsun. Bir kere daha bir izleyin. Yazın bir kenara. Biz de hemen örtümüzü falan serelim. Ondan sonra bahçeye çıkacağız Tülinciğimin yanına.
Evet şekerim. Evet. İki muhteşem yemek. Şunu da biraz sıcağa koymuşuz. İyi sıcak kalmış. Evet, çok güzel oldu. Neler yemeklerin bir daha söyle. Patates sarması. Manta. Bayburt mantısı. Bayburt mantısı beni benden aldı. Ellerine kollarına afiyet sağlık. Olsun. Varsa selamın gönder. Selamım. İlk önce Bayburt'ta bulunan aileme, anneme, babama. Kocaeli'ndeki akrabalarıma. Çorlu'daki eşime, dostuma. Sevgili arkadaşıma çok selamlar gönderiyorum. Benden de selam olsun. Ve mutlaka Nursel'e gelsinler. Ay, gelin bana çok memnun olacaksınız bence de. Gayet güzel, eğlenceli bir gün geçirdik gerçekten. Bitmedi. Şimdi böyle canınız bir şey mi sıkılıyor? Böyle kafanızı bir türlü böyle şey yapamıyor musunuz? Ferahlatamıyor musunuz? Sürekli kafanızı meşgul eden bir şey mi var? Örgü örün. Hadi gelin bahçeye çıkalım. İsterseniz bikininizin üstüne giyin, isterseniz askılı bir tişörtün üstüne giyin. Ve ne kadar pahalı var ya fiyatları, Tülüncüm dedi hemen yapalım. Bizim mal edeceğimiz bedelin en az 15-20 katı. Evet. Evet, herkese merhabalar tekrardan. Bahçeye attık kendimizi. Hafif serin ama çok güzel bir hava var. Şimdi Rukiye mi desem, senin üstündeki mi desem. Geçen gün dedim ki Tülin her yer yıkılıyor böyle. Delik delik, ne denir bunlara? Yelek, kazak. Yani bluzlar, yazlık bluzlar böyle düz renk ve renkli ipliklerle yapılmış. İsterseniz bikininizin üstüne giyin, isterseniz askılı bir tişörtün üstüne giyin. Ve ne kadar pahalı var ya fiyatları. Tülüncüm dedi hemen yapalım. Kendi kendimizi örelim, daha ucuza getirelim. Kesinlikle. Bizim mal edeceğimiz bedelin en az 15-20 katı. Evet. Bu kadar söyleyebilirim. Evet. Yani o yüzden hepimiz artık bilmeyenler de bir tığ, bir iplik alıp el örgüsünü öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Rukiye'nin üzerindeki modelle benim üzerimdeki model aynı. Aynı. Burada da yine renkli iplik kullanılarak, düz renkle birleştirilerek şöyle motiflerle bir bluz getirdik. Bu bir kısası. Şimdi şöyle, bu örnek aynı değil. Bu getirdiğimin bir hikayesi var. Buradaki biz konumuz renkli iplikle düz renk ipliğin kullanımı. Buradaki önemli olan şey örnek değil, iplik kullanımı. Ama bu getirdiğim örneğin bir hikayesi var. Hanım dilendi, bey beğendi. Hiç duydun mu? Yok. Hiç duymadın mı? Yok. Neymiş? Şimdi bu örneğin adı hanım dilendi, bey beğendi. Buradaki mantık şu. Renk renk iplikler. Hanım komşularından böyle parça parça iplikler toplamış. Eşinden, dostundan, komşularından düz renk bir iplikle şöyle bir motif yapmış. Bunu da beyi çok beğenmiş. Bu motifin adı hanım dilendi, bey beğendi olmuş. Yazık, parası yokmuş, komşulardan kalan ipleri mi almış yani? Öyle bir şey mi? İpler toplamış. Güzel. Evet, buradaki mantık aslında örnek değil, iplik kullanımı. Tamam. Yani renkli iplikler toplamış. Şimdi biz diyoruz ki hanımların böyle eşten, dosttan, arkadaşlarından renkli iplikler almasına gerek yok. Evet. Biz de şöyle bir şey, renkli iplik tabii alacağız. Yani düz renk iplikler alacağız ama çok kullandığımızda, hepsini bitirebildiğimizde alacağız. Burada şimdi çok az kullanım gerekiyor. Ama biz hanımlara şunu öneriyoruz. Bunu yapmalarına gerek yok. Parça parça renk renk iplikler almalarına gerek yok çok sayıda. Sadece tek bir batik alarak, şöyle tek bir batik iplik alarak biz bu etkili görünümü yakalayabiliriz. Çünkü batik ipliğin içerisinde zaten çok etkili tonlar var. Bu böyle her motife denk geliyor. Ara ara iki ton denk geliyor. Biz böyle hanım dilendi, bey beğendi örneğini şöyle batik ipliklerle yapabiliriz. Bu çalışma için 4 yumak kullanıldı. 2 yumak düz renk, 2 yumak batik iplik. Tamam. Yani renk renk iplik almamız gerekmiyor. Şimdi ama tek tek motifler yapıp birleştiriyor musun? Tek tek motifler yapıp birleşiyor. bu örnek için. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten söylediğin gibi bu sene inanılmaz moda. Bu örnek yine biraz farklıları. Örgü yani, örgü böyle. Örgü, el işi. El işi, motif çok çok moda. Şimdi bu örneği gerçekten ben herkesin bildiğine inanıyorum. Çünkü çok bilinen bir örnek. biz bir tık değiştirdik. Üzerimdeki ve Rukiye'deki bir tık değişik bir örnek. Ama mantık gene aynı. İplik kullanımı aynı. Burada çünkü köşeli bir örnek bu. Bizim örneğimiz de köşeli. Evet. Sadece biz ortayı yuvarlak
tuttuk. Bir tık değişini anlatalım dedik. Zaten herkes biliyor bunu. Hemen gösterelim. Hemen başlayalım. Şimdi burada iki iplik kullanıyoruz dedik. Batik ve düz. Batik ipliğimizden başlayalım. İki numaralı tığ kullanıyoruz. Şöyle. Ya da tam tersi herhalde. Düzden başlasanız olur, göbeğiniz düz olacak. Olur. Şimdi bizim yaptığımız çalışma böyle. Batikten evet, başlıyor. Ne yapıyoruz? Zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Şöyle 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Bu her zaman ele göre değişir diyorum. Bir göbek yapıyoruz. Bunun içerisine şöyle ikili trabzan ile arada bir tane zincir çekerek 3 oldu. Şöyle 12 tane göbek oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyoruz. İkili trabzan ile 12 tane göbek yapacağız. İkili trabzan ile arada bir zincir çekerek 12 tane trabzan ile dolduruyoruz ortayı. Bu şekilde ipliğimizin renkleri her motifte farklı yere gelecek. Sanki rengarenk ipliklerle yapılmış bir çalışma gibi olacak. Fakat tek bir batikle. Evet, 2, 4, 6, 8, 9, arada bir zincir çekiyorum. İkili trabzan 10, şöyle 11, 12. Göbeğimizi doldurduk. Arada bir zincir çektik, kilitledik. Şimdi düz rengimize geçiyoruz. Düz rengimizi açalım. Şimdi şöyle düz rengimizi bağlayalım. İkisinin ucunu birbirine bağlıyoruz. Onu arada yürütecek misin? Arada o gizlenir sonra. Hı hı. Ile. Şimdi düz rengi atlayacağız. Burada ne yapıyoruz? Düz rengimizi yukarı alıyoruz. Batiğimizi bırakıyoruz. Düz rengi geçiriyoruz. İlmeğimizden batik bırakıldı, düz renk alındı. Şimdi üçlü trabzan ile araya batarak şöyle bir, iki, üç, iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arada iki zincir çekiyoruz. Yine araya batıyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Bu üçlü trabzanların arasında zincir çekmiyoruz. İki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arada iki zincir çekiyoruz. Yine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine iki zincir çekiyoruz. Yine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ben bu Recep'in buraya çıkmasını hiç sevmedim Harun. Harun her şeyi görüyordu, size gösteriyordu. Recep gömmüş kafasını. Hiçbir şey görmüyorsun. Bir şey göstermeye çalışıyorum. Evet. Şunu yapıyoruz. Kafayı gömmüş, hiçbir şey görmüyor Celal abisi. Şöyle devam ediyoruz. Bu düz renk iplikle yaptığımız sıra, arada iki zincir, iki tane üçlü trabzan. Her deliğe batarak şu şekilde ilerliyoruz. Arada iki zincir. Bütün model boyunca böyle gidiyor. Üçlü zincir. Örgümüzün tekniği, evet, üçlü trabzan. Zincir. Hı hı. Arada zincirler. Bunda da aynı, onda da aynı. Biz sadece şekil değiştirdik. Bir düz rengi, bir batik ile ilerletiyoruz. Bir düz renk iplik kullanıyoruz. Hı hı. Bir batik renk iplik kullanıyoruz. Tek bir batikle bu kadar renkliliği modeli yapabiliyoruz. Hı hı. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi yine üçüncü sıramıza geçeceğiz. Üçüncü sıramızı böyle. Şu geçişi bir daha yapsana. Önce şeyi bunu bırakıyoruz. Al, öbürünü al. Önce mavi değildi. Şimdi mavi ipliğimizi bırakıyoruz. Bitti düz işi. Renk ipliğimizi bırakıyoruz. Batik ipliğimizi alıyoruz. Tığ ile kilitliyoruz. İlmeğimize sıkıyoruz. Şimdi batik ipliğe geçmiş olduk. Burada zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başını alıyoruz. Şöyle 2 zincir çektiğimiz aralara batarak üçlü trabzan yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok kolay bir çalışma. Evet. Herkesin yapabileceği bir çalışma. Çok moda, çok etkili. Mesela içinizde böyle uzun, askılı bir elbise giyin. Kolsuz bir model çalışın. Aynen. Önü açık bir şey yapın. Aynen. Kısa yelek yapın. Hani istediğiniz modeli yapın. Şey çok güzel çünkü esprisi evet, çok güzel. Bu şekilde 3. sıramızı batikle devam ediyoruz. 3'lü trabzan, arada 6 zincir. 3'lü trabzan, 6 zincir. Şimdi bunu bırakıyorum. Tekrar 4. sıramızda yine düz ipliğe geçiyoruz. Hı hı. Burada da yine 6 zincir aradan 3'lü trabzan. 6 zincir, 3'lü trabzan. Bir yuvarlak oluşturuyoruz. Aralara batıyoruz. 3'lü trabzan. Burada tamamen örnek değil, iplik etkili. Hı hı.
aslında bu gösterdiğim bile değil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sadece üçlü trabzan zincirle şöyle köşeli köşeli bir şeyler de yapsalar, yuvarlaklar da yapsalar kesinlikle aynı etki olacak. Çünkü renkler etkili, evet. İplik etkili. Evet, yine 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Arada böyle üçlü trabzanla bu sırayı da devam ediyoruz. Dördüncü sıramızı düz renkle tamamladıktan sonra batik rengimize geçiyoruz tekrar. Batikle şimdi bir köşe oluşturacağız. Motifimiz yuvarlak oldu. Evet. Şimdi yuvarlağa biz aynı bu hanım dilendi, bey beğendi örneğindeki gibi dört köşe oluşturacağız. Köşeyle etkili ekleyeceğiz. Şimdi köşemizi geçiyoruz. Köşe yapabilmek için yine üçlü trabzan. Şöyle üç kere de çekiyoruz. Bu örneği istedikleri gibi ekleyebilirler. Dört tane ekleyebilirler yan yana. Bu 36, 38, 40 bedene kadar olur. Üzerine kola iki tane ekleyebilirler. Oradaki de öyle dört tane. Benimki biraz daha geniş. Altı tane motif ekledik biz. Bu uzun kollu. Sen yarım kol yaptın. Evet, yarım kol yaptım. Daha salaş istiyorum ben. Çok yapışan sevmiyorum. Yani burada motifi istedikleri gibi ekleyerek kendilerine göre büyütebilirler modeli. Ne yapıyoruz? Şimdi köşe yapıyoruz dedik. Üç tane üçlü trabzan yaptık. Üç tane zincir çekiyoruz. Araya batıyoruz yine. Burada bir köşe oluşturuyoruz. Aynı yere batıyoruz. Aynı yere batarak batik iplik sırasında şöyle iki tane üçlü trabzan arada üst zincir yaptık. Bu bir köşe oldu. Şimdi devam ediyoruz. Arada ilerliyoruz. Şöyle 3-4 zincir çekerek gene üçlü trabzan. Gene araya 3 zincir. Şöyle 1-2-3. Bu 3 olur, 4 olur. Ele göre değişir. Batsınlar, kastıklarında 4 çeksinler. Bol çekiyorsa 3 çeksin. Buraya 2 tane üçlü trabzan yaparak şöyle arada yine 3 zincir çektik. Geliyoruz. Şimdi bu tarafa tekrar bir köşe oluşturacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bir köşe burada yaptık. Arada 2 tane üçlü trabzan yaptık. Bir köşe de buraya oluşturuyoruz. Şu etrafını da yapman lazım bağlantı için. Bağlantı için ona da geçeceğiz hemen. Hazırımız var. Buraya da bir köşe yapıyoruz. Bunu da göstermek istiyorum. Sonra diğer çalışmaya geçelim. Şimdi çalışmamızı yaptık. Batik sıramızı da tamamladık. Dört köşemizi oluşturduk. Yine düz renk ipliğimize geçiyoruz. Batiği bırakıyoruz. Şöyle. Düz rengi kilitliyoruz. Şimdi burada 16 tane zincir çekeceğiz. Şöyle şunu yapacağız. Kenarına bağlantı için zincirler çekeceğiz. 16 tane zincir yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle 10'ar zincir çekerek. 16 değil 10 mu? 10'ar zincir çekiyoruz. 16 tane böyle yapacağız. Ha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Araya batıyoruz. Böyle aralara batarak 1, 2, 3, 4. 10 zincir çekiyoruz. Aralara batıyoruz. Böyle 16 tane bağlantı için kendimize zemin hazırlıyoruz. Şimdi eklemeyi de gösterelim. Bu şekilde devam ediyoruz dedik. Eklerken 5 tane zincir çekiyoruz. Şöyle motifimizin, karşıdaki motifimizin daha önce hazırlanmış böyle zincirine ortaya batarak tığımızı bu tarafa geçiriyoruz. Ve bu şekilde kilitliyoruz. Bir 5 zincir daha çekiyoruz. 5 zincir. Ortaya atlıyoruz. Yine aynı yaptığımız çalışmayı yapıyoruz. Fakat 5 tane zincirde bir karşıya atlayarak böyle motifimizi ekliyoruz. Motiflerimiz bu şekilde eklenecek. Yan yana. İpliği hiçbir şekilde kopartmaya gerek yok. Geldiği gibi motiflere renkler nasıl denk gelirse o şekilde devam edilecek. Yani hiçbir renk ayarlaması yok. Recep şöyle son bir göstersin size arayı, bağlantıyı. Şöyle gene 5 zincir çektik. Araya battık. Bu şekilde kitleyerek birleştirmeyi yapacağız. Bütün motifleri birbirine bağlıyoruz. İstediğiniz modeli de uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir çalışma. İstedikleri, eline sağlık.
motif sayısında yan yana ekleyecekler. Kendi bedenlerine göre çalışabilirler. Sonra ay üstündeki ne güzel kaç liraya aldım diyecekler. Sonra siz de ben yaptım diyeceksiniz. Evet. Hem ben yaptım mutluluğu hem de gerçekten çok ekonomik bir bluz yapmış olacaklar. Evet kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Sağ ellerine sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.